Allah her şeyi özel bir hikmetle yaratmış. Hepsinin, yani dünyada yaratılan her şeyin bugüne kadar Allah'ın evrende, dünyadaki tüm ufak canlılardan büyük canlılara dair yarattığı her şeyde bir hikmet var, özel bir amacı var. Hepsinin özel bir yaratılış amacı var. Dediğiniz gibi bunun üzerine mutlaka düşünmek gerekiyor. Mesela vücudun özel bir sistemi var. Biraz önce savunma sistemini anlatmıştım. Vücutta diğer olan özel bir sistem de ağrı mekanizması. Bunun mutlaka olması gerekiyor. Olmayan mesela hastalıklar var. Bu da çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Çünkü bir insanın sıcağı hissedememesi ya da o anda acı hissini ani olarak sinir uçlarında hissedememesi ciddi mesela yanıklara yol açabiliyor, hastalıklara yol açabiliyor, çeşitli tehlikelere yol açabiliyor. Bunun için de vücudumuzda zaten Allah'ın genel olarak insanların çok büyük bir kısmında yarattığı ağrı sisteminin mutlaka olması gerekiyor. Çünkü bir sıcak bir şeye dokunulduğu anda insan hemen elini çekiyor. Ya da acı hissettiğinde ya da tat olarak ya da diğer şey olarak bir iğne eline ya da ayağına battığında ani olarak hemen vücut refleks veriyor. Vermediğinde biraz önce bahsettiğim gibi hastalıkları da var bunun. Çok ölümlere varana kadar hatta bazı ciddi şeylere sebebiyet verebiliyor. Bunun için her şey özel olarak yaratılmış. Ağrı da özel olarak yaratılmış. Hastalık da özel olarak yaratılmış. Bir hastalık olduğunda mesela baş ağrısı, Allah onu hissettiriyor. Onun için dünyada milyonlarca sebep yaratmış, ilaçlar yaratmış, eczaneler dolup taşıyor ilaçlarla. Allah bakıyoruz küçücük bir hapı vesile kılıyor. İnsan onu aldıktan sonra Allah onu vesile ediyor. Baş ağrısı geçiyor ya da başka bir eklem ağrısı oluyor. Bölgesinin de belli olması çok büyük bir Allah'tan nimet. Onun hemen tespiti yapılıyor. Belki aylarca, yıllarca bulunamayabilirdi. Neden dolayı? Belki çok ciddi ölümlere varan ani sebebi sonuçlara varabilirdi. Fakat Allah ağrı hissiyle insana rahmetini gösteriyor. Allah çok büyük güç sahibi, kudret sahibi. Allah her şeyi kusursuzca yaratan. Rabbimiz ayetinde Enbiya suresi 16. ve 17. ayetlerinde şöyle bildiriyor bize. Her şeyin belli bir yaratılış amacı olduğunu. Biz bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Dünyada hiçbir şey oyun ve oyalanma konusu değil, her şeyin bir özel amacı var. Bunun üzerine derin tefekkür etmek, derin düşünmek gerçekten çok önemli. Bir kere...